biz Yaman Koper'i görecektik. Bir araba şey etme, yani parçalama vakası için bu gece getirilmiş olması lazım. Yaman Koper. Şu tarafta ifadeleri alınıyor, çıkmadınız. Ha bu... Burada. Buldun mu? Görebiliyor musun? Bu o kız değil mi? Leyla. Ne Leyla'sı? Aa. Evet ama ne işi var burada anlamadım yani. Zaten Yaman'ı da biz çağırdık hani akşam girelim oraya mahalleye gel diye. Öyle yani. Al işte. Bu kız yüzünden başı derde girmiş. Hadi gidelim. Ya biraz duralım 2 dakika ya. Anlayalım ne olmuş. Buraya kadar geldik. Ya her şeyi duyduk işte Eylül. Neyi anlayacağız daha? Yok, ben Yaman'ı bırakmam. Ben hava alacağım o zaman, dışarıdayım. Gerçekten hiç bizim orada ne döndüğünden haberimiz yoktu ki. Söylüyorum işte biz çağırdık diye geldi Yaman oraya. Ben geleli daha 2 dakika olmamıştı. Evet aynen para da Ayşe içinde. Hani ona lazım olduğu için Yaman sağ olsun öyle acele getirmişti. Söyledim zaten yazıyor ifademde. Siz para için Yaman Koper'i olay mahalline çağırdınız mı söylüyorsunuz? Evet. Peki Giray'a ne olacak? Ceza alacak mı? Biz ifadesini alırız. Savcılar sevk ederiz. Gerisini bilemeyiz. Yaman Koper ifadesini imzaladıktan sonra gidebilir mi? Kusura bakmayın avukat bey. Ama onu da savcılar sevk edeceğiz. Onun olayla bir alakası olmadığını duydunuz. Şahitler de destekliyor. Evet işte söylediğim gibi. Daha önce kendisi yine bir çalıntı araba vakasına karıştı. O davadan beraat etti. Orasını bilemem. Belki bu olayla da arabayı çalıp getiren bu arkadaştı. Elindeki para da komisyon parasıydı. Ya o arada da polisleri görünce kaçtı sonuç olarak. Ya ben panik oldum. O an refleks olarak kaçtım yani. Tamam. Herkesi yeterince dinledik. Bundan sonra gerisini savcılıkta halledersiniz. Kararı orası verecek. Ama abi ben yemin ederim bir şey yapmadım. Yeter dedim Yaman. Aa bu şey değil mi? Kim? İnanmıyorum ya. Bu adamın ne işi var burada? Ya bununla mı başı derde girmiş acaba? Ya ben daha ne zaman Yaman'ın bu adamla telefonda kavga ederken duymuştum. O malum olaydan hemen sonra. Beni bir daha arama diye çıkışıyordu hatta. E bu ne şimdi o zaman? Belli ki görüşüyorlarmış işte. Bütün eski arkadaşlar toplanmış. Almanya'dan arkadaşları da geldi tabii. Yargısız infaz yapmayalım. Evet hemen sinirlenme Mira. Önce bir adam gibi anlayalım neler olduğunu. Arkadaşları dışarı alalım. Biz de geri kalan işlerini tamamlayalım. Tamam. Ama Yaman lütfen sen canını sıkma. Tamam mı? Ya sen suçsuzsun yani. Tamam ya sen hanımefendi. Bir şey... Tamam bir saniye. Suçsuz olduğunu biliyorsun. Biz de senin suçsuz olduğunu biliyoruz. Ya bir şey yapmadı ki. Abi bak ben suçsuzum. Sen de biliyorsun. Efendim anne.
karakoldayım. Hayır hayır, bir yanlışlık olmuş. Yani birazdan gidecek işimiz. Merhaba. Neler oldu ya? Sizin ne ilginiz var bu durumla? Eylül. Oh oh, duyan gelmiş. Ya lütfen açıklayabilir misiniz? Yaman'ın o tamircide ne işi vardı? Sakin olun canım, çok endişe edilecek bir şey yok. Ben zaten ifademi verdim. Yaman'ın mahalleye bizi görmek için geldiğini söyledim. Yani bir suçu yok. Büyük ihtimalle serbest bırakılacak. Merhaba. Tanışmıştık ama en sıkışmamıştık. Leyla ben. Ben tanıştığımızı hatırlamıyorum. Ah, yazışmıştık mı deseydim. Eylül, sen Selim abilerle gelirsin. Ben gitmek zorundayım. Gerçekten Yaman'ın çıkmasını beklemeyecek misin? Ya baksana, onun bekleyeni var. Ya ben kalabalık yapmayayım. Olur mu öyle şey? Ya Eylül, lütfen. Kusura bakma ama bu saçmalığa daha fazla tahammül edemeyeceğim. Annem şimdi idare ettim ama ne kadar sürer bilmiyorum. Ya ben ne yalan söyleyeceğim? Ya Giray nerede dediklerinde ne diyeceğim? Dur bakalım canım, bir sorgusu bitsin. Ne hapse girerse ya, ben bu halimle ne yapayım? Cennem dur. Dur sakin. Giray! Savcılığa sevk ediyorlar. Biz de geliyoruz. Ulan yine senin yüzünden yapma, başım belaya oğlum girdi. Hayvan herif! Kes sesini! Nerede olduğunu unutma.